ID, tag ve class diye 3 tane CSS'te seçicimiz var demiştik. Bunlar neye göre belirleniyordu? Bir etiket belirlendiğinde bir etiket bu ne? Bir daha kaydediyor musun hocam? Evet. Ama hep bir metin çaldım. Olmuş. Ne yapmış? Bir tane etiket belirliyorum. Atıyorum div. En çok kullanılanlardan birisi. Evet. Div dediğimiz bir etiket belirliyorum. Ve bu etikete bir ID'yi verirsem verdiğim ID'yi mesela ne olsun? Login olsun. Yaşam koymayız. Şöyle kapatıyorum. Bu login'i nasıl seçerim? Şart login diyerek ID seçicisiyle seçerim arkadaşlar. Direkt olarak. Tek seçicisi derken tüm divler anlamına gelecek bir seçici div derim direkt. Tüm divlere ait bir dizayn, bir tasarımsal etiket uygularım. Class dediğimiz şey de yine başka bir div olsun. Div, class, wrapper. O zaman wrapper olsun. Tabii. Class'larda evet, class'larda nokta wrapper diye erişebiliyor idik. Bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun. Bir div'e aynı zamanda hem class hem id'e verebiliyoruz değil mi? Verebiliriz. Sakınca yok. Yok, sıkıntı yok. Onu kendinize ve aynı anda 3 tane şeyde CSS de verebiliriz. Hem div'de bazı özellikleri barındırabilir. Hem login'de hem class'tan bazı özellikleri alabilir. Hatta bir div'e birden fazla class da verebiliyoruz. Aralarına boşluk bırakarak birden fazla wrapper mesela şöyle olsun. Boşluk bırakıp mesela write, boşluk bırakıp fix diye bu şekilde 3 tane class'ı da uygulayabiliyoruz. 3 ayrı isimdeki class gibi mi davranıyor bu? Evet, 3 class'taki CSS'i de bunu uygulamaya çalışıyor. Çakışma diye bir şey yoktur CSS'te. Yani çakışta hiçbirini uygulamıyor diye bir şey yoktur. Muhakkak bütün CSS'lerde bir üstlük, altlık durumu vardır. Birbirinden üstündür. Dolayısıyla üstün olan öncekini iptal eder, kendi dediği geçer. Wrapper, write, fix'in üzerinde sırasına göre üstünlük var. Wrapper daha üstün. İlk olduğu için. Evet. Diyebiliyorum. Yani önce üstünde sonra diye uyguluyor idik. Bugün ise JavaScript dediğimiz bir konuya geçiyoruz. JavaScript web'in paylaşıcısıdır arkadaşlar. Web'deki. Bu web'deki tüm canlı hareketler, açılır menüler, kayan bir menüler, bir şeyler, o slider'lar, bunların hepsi JavaScript ile yapılır. JavaScript bir script dilidir. Peki script dili ne demektir? Nedir script dili? Fikri olan, sallamak isteyen kod değil. Sigi niye sinir ya düzgün? Boğuşuyorum Sigi dersin. Ama tahtaya iyi yapışıyorum. İşte siyah olma. JavaScript. Scriptler adı makro gibi bir şey. Java dilinin küçük makrolar halinde kullanılmış hali diye düşünebilir miyiz? Java dilinin küçük makrolar halinde kullanılmış gibi düşünebilir miyiz dedi Tansel Bey. Java ile JavaScript'in hiçbir alakası olmaz. Aynen öyle. JavaScript aslında Java'dan gelmez. Hatta hiç alakası yok. Python türünden gelir. JavaScript. Ailesinden gelir. İsmi denk gelmiş. JavaScript demişler. Burada script kavramı önemli. C# derlemeli bir dildir arkadaşlar. Yazdığınız kodu derlersiniz, derlendikten sonra çalışır ve dolayısıyla yazılan kod görülmez, yazılan kod geri alınmaz.
gibi bir mantığı var. Script dilleri ise yazılır ancak değerlenmez. Yazıldığı şekilde algılanırlar. JavaScript de aynen o şekilde browser'a yazıldığı gibi teslim edilir. Normal kodlarınız açıktadır. Verilir. Bunu adam uygular. Browser okur, anlar, uygular. Ve dil çalışmaya başlar. Yorumlanmadığı için, dönüştürülmediği için de güvenli olmayan bir dildir. Adam kodlarınızı direkt olarak görüyor. Önemli herhangi bir bilgi JavaScript ile işlenmez. JavaScript içerisinde işlem görmez. Önemlidir ve önemli olduğundan açar adam kaynağı görüntü eder, o kodu alır ve sizin o önemli bilgilerinizi ele geçirmiş olur. Güvenlik açığı webde en önemli konulardan birisidir. Güvenlik açığı bırakmamak gerekiyor. JavaScript. JavaScript'in yazılışı C# göre daha gevşektir. Daha sadedir. Örneğin değişken tanımlayacağınız zaman var dersiniz, a dersiniz, içerisine istediğinizi atarsınız. A şuymuş, buymuş, o gelmiş, bu gitmiş diye uğraşmazsınız. Yazılımı C# benziyor yine. Dedikten sonra bir değer atayıp noktalı virgülle ayırabiliyorsunuz. Hatta bugünlerde yeni birkaç bir şey daha görüyorum daha önce de bilmediğim. İyice C# var. Type of falan var yani. Siz daha görmediğiniz olur mu? Daha da C# benziyor. Basit bir dildir. Düz mantıktır. Yaz çalışsın mantığıyla kullanılır. Bakalım JavaScript'le neler yapabiliyoruz. Bugün JavaScript ile başlayacağız. Daha sonra JavaScript'i fazla uzun tutmadan direkt jQuery'ye geçmek istiyorum aslında. jQuery. Bir proje açalım. SkyDrive'a geçmiştik değil mi sizde? Geçtik. Son hafta doğrudur. Öyle haylazlıklarım var. Bir tane proje yapmışız. Web giriş. Şimdi yeni proje diyorum. Web projesi. ASP.NET Empty Web Application diyorum. SkyDrive. Bugün kaç 12-11? 17. Web Altre. JavaScript. JavaScript, jQuery dedik. Şimdi yeni bir HTML sayfası ekleyerek devam edeceğim. HTML sayfası ekliyorum. JavaScript dedim adına. JavaScript dediğimiz dil arkadaşlar, JavaScript dediğimiz dil, sayfa içerisindeki elementleri yönetmek için kullanılan bir dildir aslında. En büyük avantajı şudur. Bir web sitesi üzerinde animasyon yapacağınız zaman web sitesi responsif bir yapıdır. Yani web sitesi içerisinde bir şey, bir değişiklik oluşması için ASP.NET gibi bir mekanizmada web sitesinin server'a gitmesi, sonra tekrar geri yüklenmesi lazım.
Bir dosyanın geri yüklenmesi demek, beraberinde onlarca dosyayı tekrar tekrar çekmesi anlamına da gelebilir. Bu yüzden çok seri bir şekilde bu işi yapamaz ki seri yapabilsin diye bazı teknolojiler geliştirilmiştir. JavaScript de bu durumda server'a gitmeden bazı kod parçalarının direkt olarak çalıştırılmasını sağlar aslında. Server'a gitmekle uğraşmayalım abicim der. Direkt belli başlı işlemleri yapalım der. Buradaki mantık nedir? Bir ID'li tag'i seçersiniz. Ona belli bir CSS özelliği eklersiniz. Belli bir CSS özelliği çıkarırsınız veya belli bir işlemi uygularsınız. Bu sayede gitme gelme durumu söz konusu olmadan içerideki bir tag elementi, bir HTML elementi hareket ediyormuş gibi gösterilebilir. Menüleri düşünün, tıkladığınızda açılan menü. Slider şeklinde böyle kayarak açılır. Bu nedir adım adım düşündüğünüzde? Bunu C sharp yapacak olsak, bir tane panel var orada. VT gittikçe büyüyor değil mi? Yavaş yavaş, timer'la. Buradaki her bir büyüme hamlesi için JavaScript olmasaydı eğer, server'a gidip gelme durumu söz konusu olacaktı. Şu kadarken server'a gidecek gelecek bir büyüğü gelecek, gidecek gelecek bir büyüğü gelecek. Bu durumda animasyonlu işleri zorlaştırıyor ve güzel animasyonu, daha böyle yavaş geçici, yumuşak hareketleri engellemiş oluyor. JavaScript teknolojisi tamamen hareket üzerindedir. Yani animasyondur, ne görsel üzerindedir. Kullanıcıyı etkilemek üzerine geliştirilen bir şeydir. JavaScript. JavaScript'i çok uzun anlatmayacağım. jQuery'ye geçeceğim. jQuery sadece JavaScript'in temel olarak ne olduğunu görmek amaçlı göstereceğim. Şimdi içeride nasıl bir şey yapalım? Daha önce nasıl örnekler yapıyordum? HTML'de arkadaşlar buton dediğimiz nesneler, buton, text box veya ne bileyim drop down, bunların hepsi input nesnesi olarak geçer. Input. Input dersiniz, sadece tip belirtirsiniz. Tip eşittir dersiniz. Şimdi buradaki liste bu kadar kalabalık, normalde bu kadar kalabalık değildi bu liste. HTML 5'e geçtiğim için öyle gözüküyor. Mesela XHTML 1'e geri döneyim. Şimdi type eşittir diyeyim. Biraz daha date made gitti yani. Daha az liste kaldı. Burada neler var? Buton var, checkbox var, image var, radio var falan, bir sürü bir şey var. Submit var. Submit ile buton birbirine benzer. Efendim? Radyo seçiyorsun. Seçtiklerinden biri seçil oluyor. Diğerleri seçil olmuyor. Tick o ayrı. O checkbox. Radyo dediğimiz şey yuvarlak oluyor ya. Tıkladığın zaman 5 tane varsa biri seçili olabilir. 5'inden birini seçmen gerekiyor. Ona radyo deniyor. 10 tane varsa 2-5 yapacaksa ikisi birbirinden farklı. Gruplama. Çalışacaksa... Gruplama denilen bir kavram. Normalde o gruplama olayında form tag'i var. Form tag'ine göre içindekiler bir gruptur diye geçer. İşin gıcı ASP.NET'te form bir tane olur. Onunla ilgili farklı yöntemler geliştirilir. İki ayrı div ve konsta grup sayılıyor mu? Yok. Type eşittir buton dersem bir tane buton oluşturmuş olurum. Buna bir text verelim. Bunun text'i ne diye geçiyor? Value diye geçiyor galiba. Value eşittir uyarı diyelim. Onun dışında ID'ye şimdilik gerek yok. Kapattım. Şimdi ben buna tıklandığı zaman bir uyarı penceresi gelsin istiyorum ama bunun bu nedir onun adı? Server'a gitmeden olsun. Direkt burada gerçekleşsin istiyorum. O zaman ne yaparım? Bu niye kızıyor bana? Body'e koydun diyor. Direkt body'e koydun diyor. Bunu form'a koy. Form yazın tab'a basın. Form yazınca server'a gönder. Form olmadığı için kızıyor diye düşündüm. Ha? Submit olmadığı için belki göndermeyebilir. Submit olsa gönderir ama. Çünkü buraya koyunca diyor ki bu ne biçim bir şey diyor, böyle açıkta duran input mu olurmuş diye galeyana getiriyor insanlar. Ben böyle bir uyarı. Bende de böyle. Geri sildim o zaman. Formu. Açtığımdan sonrasını yazamadım. Zaten geri sildim. Bizden silelim. Ama içine yazdığı da
Bak şimdi yine hata verdim. Bizimki XHTML'e 1.0 transition diye bir yerde duruyor. Transition. Fark etmez ki, o da daha yasak. Önemli değil, çalışır bunlar her halükarda. Şimdi butona tıklandığı zaman bir uyarı penceresinin gelmesini istiyorum. Merhaba dünya desin onda da. Bakın burada boşluk bıraktığım zaman dikkatle bakıyoruz buraya. Bizdeki event olayı burada da var, bakın yine. On click, on blur. İsimleri biraz değişik tabi ama aynısı burada da var. On click olayını seçerim. Eşittir derim. Bir metot ismi veririm. Derim ki mesaj mesela uyarı. Uyarı dedim, parantez, anti parantez, noktalı virgül olsa da olur, olmasa da olur. Bu arada yine uyarısı gitti. Bir kızıyor, bir kızmıyor kafasına göre. Yani. Şimdi bunu bu şekilde görünce dediğimde hiçbir şey olmadığını görürüz. Bir buton var ama tıklıyorum, boş. Beyhude çabalar bunlar. 3 milyon kez tıklarsanız bir çocuğun tekerlekli sandalyeye kavuşmasına neden olabilirsiniz. Bu uyarı metodunun oluşturulmuş olması gerekiyor illaki JavaScript'te, değil mi? Bakın JavaScript'i HTML'in herhangi bir yerinde verebiliyoruz arkadaşlar. Şunu bilmemiz gerekiyor. Verdiğimiz yerden sonra geçerli olur. Verdiğimiz yerden sonra tanımlanmış olur, çalıştırılmış olur. O yüzden bu metot nedir? Direkt buraya geldiğinde var olan bir metot olarak tanımlanmış olması lazım. Ben direkt bunu head bölümüne koyabilirim o zaman. Head bölümüne koyabilirim. Bakın uzun uzun şudur şudur bu budur demeye gerek yok. Script yazın. Tab'a basın, geriye kalanını o tamamlasın. Tipine text slash JavaScript diye yazıyor. Öbürkünde de text böyle CSS yazıyordu değil mi? Evet. Hep böyle onun text. Da türleri var mı? Nasıl yani? Hani o da text CSS'ydi ya, hani bu da atıyorum text JavaScript, text PHP script, text Visual Basic script gibi şeyler. Var, birkaç tane var onun dediğiniz gibi. C Sharp bile var. Ama script olarak çalışıyor mu? Oh. ECMAScript, C Sharp, J script, JS script, Visual Basic ve Visual Basic script. İkisi farklı. Ama C# yazdığınızda o yine yorumlanmaya çalışıyor server tarafından. Biz yine JavaScript ile devam edelim diyorum o zaman. Text JavaScript. Bunun içerisine arkadaşlar aşağıda bahsettiğim uyarı metodunu koymak istiyorum. Direkt metotla başladım. Direkt buraya komut da yazabiliyordum. Burada komutlar function kelimesiyle oluşturulur. Function. Boşluk. Metodun adı nedir? Uyarı. Parantez. Antiparantez. Aç scope'unu. Bu kadar. Function uyarı. Uyarı diyerekten oluşturdum. Bunun içerisine yazacağım komut, bakın CTRL boşluğa basınca bana neler yazabileceğimle ilgili şöyle bir liste, küçük bir liste gördüğünüz gibi belirtiyor. Şimdi tekrar geri dönelim. En üstte duran alert yazısı, alert bir bizdeki mesaj box'a denk gelir. Direkt olarak alert dersiniz. Alert içerisine
merhaba dünya yazarsınız. JavaScript enteresan bir dil. Noktalı virgül koymazsanız da çalışıyor. Birden fazla satır da olsa. Bazen de çalışmıyor ama. Ne zaman çalışıp ne zaman çalışmayacağını kendisi seçiyor. O yüzden olabildiğinde kural yok ama kurallara uymanız lazım. Yani koyarsak her harekete çalışıyor ama. Tabii. Koymak iyi. Koymasak bazen çalışıyor. Koymasanız da çalışır. Yanıltır sizi. Bir yere geldiğinde de çalışmamaya başlar falan. Böyle enteresan yani enteresan şeyler olur. Tabii koyun. Koymak şart. Ama koymadığınızın farkına varamazsınız. Onu söylemeye çalışıyorum. Dikkat. JavaScript yazmak için normal kod yazmaktan daha dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Büyük küçük harf duyarlılığı mesela var. Hata vermez. Bazen kodu göstermez. Yazarken ezbere yazarız. Büyük küçük harfi bir yanlış yazarsınız çalışmaz. Düzeltirsiniz çalışır. Ama yanlış yazınca yanlış yazdın demez. Böyle güzel dikler de yok değil yani. Bu işaretleri falan değiştirebiliyoruz mu? Hangilerini? Ne bileyim bilmem var JavaScript yazıyorsun da falan. Onun yanına başka şeyler yazabiliyor musun? Nerede yazıyor onu? Bu alet çıkınca. Ha yok. Standart. Sağ tık View in Browser diyorum. Uyarıya tıkladığım zaman bakın şöyle bir uyarı penceresi geliyor. O zaman uyarının ulusu büyük küçük harf duyar, şeyi vardır, sorunu vardır. Aşağıda uyarı büyük mü yazmışım küçük mü yazmışım? Opera da böyle çıkıyor. Bu Explorer'da değil mi? Evet. Burada daha güzel çıkıyor. Explorer'da mı? Mis gibi. Bakalım. Arap tur ortalığı. Tıklayalım. Düz bildiğiniz uyarı. Bildiğiniz düz mesaj baksın. Hepsinin kendine göre bir mesaj stili var. Bunu değiştiremiyoruz arkadaşlar. Tabii de o kadar pros mutlu olmalı için. Hocam bu iş harfi yazanlar PHP Storm diye bir şey yazmışlar. PHP IDE'si. Gayet de güzel. Bundan sonra da kullanırım herhalde. Güzel. Bundan sonra ASP.NET kullanırsınız bence. Kapatalım sırayla. O orijinali kalsın. Şincik. Başka neler yapabiliriz? Proje içerisindeki herhangi bir elementi seçip onunla ilgili bir müdahalede bulunabiliyoruz. Mesela aşağıda bir tane div bulunsun. Div. Div. Buna bir ID verelim. Ne olsun ID'si? İçine ne yazalım? Mesaj diyelim yine. Bir input daha koyuyorum arkadaşlar. Input tip button value message. Bakın burada güzel bir nokta şu. Şu. Bir şey yap.
Bir şey yapmadım ya. Kapamaya bastım, şurası çıktı. Dikkat testi gibi bir şey olmuş. Name de var. İkisi de ID ile name bazen aynı manada çalışıyor ama olur da ayırt etmek durumu söz konusu olursa diye koymuşlar. Şimdi on click'te arkadaşlar çok büyük kod yazmayacağım. Alert yazacağım sadece. Alert dediğimiz şey basit. Düz bir tek satırlık komut. Onu gelip buraya yazabiliyorum. Alert. Tabi o zaman tek tırnak kullanmam gerekiyor. Ha, parantezi kapatma. Sonra çalışmayacak, niye çalışmadı diye para dur. Uyarıya tıkladığında bakın aynı işi yine yapıyor. Yukarıda ekstra bir zahmete, meşakkate gerek yok. Yalnız bu divin içi boş olduğu için browser onu yemiş olabilir. İyi, yememiş. Mesaj divine de gelelim. On click. On click eşittir. Ne olsun? Mesaj ver. Bakın hangi harfini büyük, hangi harfini küçük yaptığınıza dikkat edin. Çünkü büyük küçük harf duyarlılığını göz ardı ederseniz saç tellerinizde azalmaya gidebilirsiniz. Bakıyorum. Allah'tan benim öyle sıkıntım yok. Zaten buraları yola yola bir halletmişsiniz. Akşam çok yoruldum. Tekrar yukarı geliyorum. Bir fonksiyon daha. Mesaj verin vs büyük. Mesajla verin arasında mı? O zaman sadece ver zannedebilir metodun adını. Mesaj kısmında ne olduğuyla ilgili bir derin düşüncelere dalıp çalışmayacaktır. SQL mantığıyla yok, yine yemez. Alt çizgi tırma falan yiyor değil mi? Alt çizgi yer. Hocam peki buraya tamamlama yapacak, az sonra ayrı bir onun etkisini yapıp olur mu? Mesaj verir mi? Yok, üyeliği mesela sonra yazdık ya. Aha. Buraya bunu artık yazmamıza gerek yok. Sildim bakın. Aşağıda direkt alert olduğu için yukarıdaki uyarı metodunu sildim. Mesaj ver'e geldim. Mesaj ver'de arkadaşlar divi seçebiliyorum. Document diye bir nesne var. Document nesnesi bizim HTML belgemizin alayı anlamına geliyor. Tamamı. Bu document nesnesine nokta diyerek bazı işlemler yapabiliyoruz. Get element by ID de bunlardan birisi. Bakın get elementlerden neler var? Get element by ID, get elements by class name, get elements by name, get elements by tag name. Tag name ns neymiş ya, onu bilmiyorum. Get selection, seçili olanı getir. Child notes'unu getir gibisine. Bir sürü metot var. Bize ne lazım? Get element by ID lazım. Gidiyorum diyorum ki mesaj isimli divi getir. Document'tan. İstersek bunu bir değişkene atıp oradan da getirebiliriz. Ama ben direkt işlemi uygulayacağım buna. Value ID nedir?
Value. Value. Ha bir de div id var da. Ha biz orada bir divi mi kastettik? Evet. Alttaki divi seçiyorum. Ha. Divin içindeki metinleri mi alacağım? Tamam. Divin içine metin yazacağım. İstersen bunu bir var div diye değişkene atıp ondan sonra div nokta html olması lazım. HTML içe. Ha? Bu html jQuery'deydi değil mi? Inner html'si eşittir. Merhaba kardeş yazalım. Bundan null mı diye kontrol etme olayı direkt a ünlem a dediğimizde null değilse anlamına geliyor değil mi? Evet. Mesela. Çok enteresan, çok garibime gidiyor o benim ya. Herhangi bir değişkeni ünlem a diyerek bool olarak null mı değil mi diye kontrol edebiliyor. Aslında güzel bir şey. Bakın çalıştırıyorum. Mesaja tıkladığım zaman alttaki neydi o sevgili kurbanın adı? Div. Div'in içerisine gitti. Merhaba kardeş yazdı. Çok kibar. Her tıklamada üzerine yeniliyor mu? Her tıklamada aynı şeyi yazdığı için çalışır her seferinde ama aynı şeyi çalıştığı için göremiyoruz tabii. Nasıl? O varsayılan olarak hep sola doğru gitmeye çalışıyor. Yani giderli sola doğru sıralıyorlar. Ne varsa bu köşede buraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Oraya zorla diyorlar. Çalışmıyor hocam bu. Hangisi? Mesaj. Hadi şunu açalım da acaba kapanmış olsun. Div.still.background kalır. Eşittir orange dedik. Background color çıkmıyor ama yazıyoruz yine de. İnatçıyız çünkü. Direkt HTML sayfasında F5 derim, yenilerim. Mesaj mıydı o? Mesaja tıkladığımda arka planını da turuncu yapıyor. Yazı yine geliyor. Arka planı şey. Bir hata penceresi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir durumdan dolayı hata verdirtmek istiyorsunuz. Herhangi bir divin içerisinde böyle yazı yazdırırsınız. Hata olur. O sanırım komple yeri mesajı. Yok. Background arka plan rengi olduğu için div tamamen kaplar. %100'dür. O satırı span olsaydı o zaman sadece burası arka plan renklenmiş olurdu. Span nasıl oluyor ya hocam dedi birisi. Span dediğimiz şey şudur. Direkt yazının kendisini bunun içine koyarsam yeni yazı geldiğinde öncekini siler. Başka bir tane daha koyayım. Span id eşittir spn diyelim. Niye sildin? He? Niye sildin? HTML'i buna eşitle dediğiniz zaman öncekini boşaltır, onu koyar. Artı eşittir diyemiyor mu? Alıp ekleyip koyabilirsiniz, olur. Tamam. SPN dedim, içerisine bir yazı dedim. Bakın bu SPN'i seçeyim. Var SPN eşittir. Document.getElementById SPN spn nokta still nokta background color. Buna ne olsun? Yellow olsun. Bir yazı burada duruyor. Mesaj dediğim zaman merhaba kardeş geliyor. Bir yazıyı da sarıya boyuyor ama
Span olduğu için span sadece nesnenin kendi içerisi kadar, yazı kadar yer kapladığı için kısa bir alan sarıya boyanırken div bütün satırı kapladığı için bütün satır turuncu oluyor. Evet. Müdahaleden vazgeçtim. Hayır, şöyle kaydırak sıkan şeyi, divi enini küçültek falan gibisinden bir şey yaptım. Tıklayınca nasıl, mı? Nasıl çalışıyor onun adından sana çıkarmak için. Adım adım. Mesela onu şöyle tık diye biz o mesaja basınca tık diye yavaşça daraltsın. Yavaşça. 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 Yavaş çamanak. Şimdi yavaş çamanak gizlenir ama. Ya orada nasıl bir döngü kullanılacak ben onu. Bir menü yapıyoruz ve menünün üstüne gelindiğinde aşağıya doğru açılmasını sağlayacağız. Yeni bir tane add diyorum. New item HTML nesnemiz menü. Menü HTML. Menümüzde bugün fırında turşu. Karpuz salatası ve kavun plaki var. Zengin bir menü. İvet mi? Kim o İvet ya? Bir div açarım. Div class eşittir menü derim. Bir tane UL açarım. Ana menümüz olur bu. UL. Class eşittir. Ana menü. Çok yaşayın. Şimdi yapacağım. Menünün elemanları. Li. Ana sayfa. Li. Yazalım. Li. Donanım falan. Evet, her sitede buna hakkımızda yani iletişim. Stil diyorum. Nokta menü diyelim. Menümüz ne renk olsun? Hangi menüye benzetelim? Evet, hemen fikir söyleyin. Ne mi? Hangi menüye benzetelim? Nasıl bir menü olsun? Neresine benzetiyor? Zaten yazılı. Stil olarak. Cooldown menü olsun. Ne? Cooldown menü. Cooldown menü. Böyle basit aşağıda basit aşağıda. Öyle olacak da. Ya renkleri falan mı? Siyah üstüne beyaz. Yok, gri üzerine hepsi siyah olsun. Üzerine geldiğimiz yeşile dönsün. Olur. Menü gri olsun dedi Tansel Bey. Başka bir fikir olmadığı için de. Daha iç açıcı bir fikir olmadığından dolayı. Background color gray. Basit olur zaten, öyle yani. Gray. Öyle mi? Gri yüzde siyah. Gri. Yazı zaten siyah. Değil evet. Mi? Menünün. Menünün içerisinde font diyelim. Font stili. Arial. Sans. Arial'ın sansı var mı ya? Variant neydi ya? Font variant. Biz bunları adım adım verelim. Font tire. Şeyde size. Variant üstü çizili, altı çizili falan filan şeyler olmasın. Yok, small caps, normal falan. Biz diyelim ki fontun genişliği bold olsun. Font tire size 14 olsun. 16 olsun ki bize rahat böyle. Başka ne olsun? Font. Family.
Arial olsun. Zaten siyah. Olur da bir yerden bozulursa diye rengi de verelim canım. Bunda direkt color diyoruz. Family Verdana yapalım hocam. Verdana mı yapalım? Monotip Corsiva yapalım. İnternette güzel görünüyor. Monotip Corsiva yapalım, hiç okunmaz. Nasıl? Park Avenue. Per e park. Park Avenue. Avenue. O Elias şeklinde var ya. O tür şeyler yapalım. Fontu da 300 yapalım ancak o zaman anlaşılır. Türkçe karakter desteklediği için düğün davetlerinin vazgeçilmez yazı tipidir. Park Avenue DT. DT ne anlama geliyor sondaki? Şey herhalde, data. Türkçe karakteri destekliyor o sondaki DT olanlar. O yüzden bir kod olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Şeydir, değiş Türkçe'ye doğru anlama. Güzeldi. Şimdi şöyle bir durum var. Menü varsayılan da açtığımızda yan yana dur. Aşağıya doğru durur. Yan yana durması lazım. Bu ne biçim duruş değil mi? Bir de şu listenin başındaki noktalar hiç hoş durmuyor. Menünün ana menü mü diyor? Ana menü nokta ana menü altındaki li'ler 3'ün şöyle göstereyim. Padişahın fermanıdır. Float'ları left'tir. Şimdi bakın arkadaşlara. Bakın abrakadabra diyorum, yan yana duruyorlar. Çok bir sıkıntı yan var. Çok yan yana durdular. Çok yan yana durdular. Bir. İkincisi de noktalar. Bakın seçince daha güzel oldu. Arkada noktalar kaldı. Noktalardan bir kurtulmak lazım. List neydi o ya? Hakikat neydi ya? Şöyle yapalım. Burada build de yok arkadaş. Evet, list style, list style, list style. None. Her birinin için, her biri için margin tre left verelim. 10 piksel. 10 pixel. Nasi. Bir de bunlar neden o buton? Baştaki 10 piksel. Ney? Butonlu. Neyin butonlu? Hocam bu arada. Yapıyoruz işte. Hani? Kim? Kod tarafı var. Link verdim. Hocam baştaki 10 piksel vermeyeyim. Niye? Dursun 10 piksel işte. İteklesin kendini. Ortalarda dursun. Yalnız div arka plan rengini kaybetti. Neden oldu o? Şöyle desek. Nokta ana menü. Background color. Inherit desek. Inherit miras al demektir. Ben de şurada deneyeyim bu arada siz yazarken. Neydi bunun adresi ki? Adresi bir alayım bir kerelik. Yemedi. Gray diyelim. Yemedi. Şunlara ayrıca mı vermek gerekiyor? Float left oldu diye adam mı oluruz lan? Hocam onlara verirsek muhtemelen durum durum çıkacak ama. Şu divin içerisindeki şöyle bir dursun. UL'den sonra div style while style eşittir
clear bot desek. Bu da bizden geliyor. Hocam sizinki nasıl yan yana geldi? Bizimkiler gelmiyor. Ana menünün içindeki lillere float left verdim. Ben de öyle. Sizin... Ha, boşluksuz mu olmak olunca oluyor? Yani. İki noktadan sonra boşluk önemli mi? Önemsiz. Bu niye böyle oldu ya? Evet, clear bot 7. Ya bu div niye böyle oldu anlamam. Div kendini bir dışladı, bir soyutladı dünyadan. İçi boş diyor hocam. Boş diye yapmaz bunu ya. Clear bot 7 mi var? 7. Clear bot oldu. Div style clear bot dedik. Tırnağı kapattık. Allah Allah ya. Hala stilin içinde zannediyor bizi. Dur bakayım. Divin durduğu yerle ilgili bir problem var. Ha şöyle. Style eşittir. Clear bot verdim. Clear bot neydi? Alignment'ı iptal ediyor arkadaşlar. Float'ı iptal ediyordu. Float iptal olunca kafası yerine geliyor diyor. Tasarımı eski haline getiriyor tekrar. Uyguluyor. Bakın şimdi. Abrakadabra. Diyerek. Siz daha önce onu söylediniz mi? Neyi? Clear bot'u mu? Evet. Söyledim ya. Float'u gösterdiğimde söylemiştim. Niye söylediniz? Kodu mu? Açayım. O mon Dieu. Clearbot buradan sonraki nesneler otomatikman bunun soluna sıralanmaya çalışmasın demektir. Bir de Clearbot verildiği zaman bu elemanlar sanki üste çıkmış gibi olur. Dolayısıyla altındaki elemanlar hep alta kaçar. Sonraki eklediğiniz elemanlar bunların altına kaçar. Clearbot dediğinizde bunları da aşağı indiriyor, altını boşaltıyor. Diğer nesneler yine bunu nazara sıralanarak gidiyor. Ben mi? Bakarım. Aralarını neden açıyoruz? Nifak sokmak iyi bir şey değil. Vazgeçin böyle şeylerden. aralarını nasıl açıyoruz? Margin tre left vererek, ana menü altındaki li'lere margin left vererek aralarının açılmasına neden oluyoruz. Ana sayfa yazdığında hı hı. Şunu diyorsunuz değil mi? Şu aradaki boşluk. Evet. O margin. Rakamı büyütürseniz daha çok aralar açılır. Bakın 20 yaptım. F5'e basıyorum. Bas. Tıp. Daha da açıldı aralar. Yukarıdan da itekledi sanki kendisi. He? Birazcık. Şunun bir anlamı yok şu anda. Bir işe yaramıyor sizin.
başlatayım. Yazılımın altında bazı alt başlıklar olacak. Bu yüzden burayı genişletiyorum. Ve diyorum ki buraya bir UL daha var. UL daha var. UL. Buna da diyelim ki ID eşittir yazılım alt. Lilerde ne olsun? C Sharp. Önce OOP. Oho, çok ileri gittik. OOP olacak. MS SQL, ADO.NET, ASP.NET. MS SQL, ADO.NET, ASP.NET. Şeklinde sayfalar olacak. Oldu mu? Oldu. Ben şey sordum da tam sevdim. Fonksiyon içinde listin şeye geldi. Hı? Fonksiyon içerisinde listin herhangi bir şeye geldi. Hmm. BGC'lar stili falan geldi. Listerken yanlış şeyi kastediyoruz herhalde. Onun bir yöntemi var ya, o an aktif olanı seçmeli ya da o metodu tetikleyeni seçmeli. Şimdi yukarıda diyeceğim ki stilde nokta ana menü içerisindeki li'lerin içerisindeki ul'lere display none. Display none dediğiniz zaman gözükmez olur elemanlar. Şöyle. Bakın display none olmasın. Şöyle gözükürler. Altına direkt olarak gözükürler. Display none yaptığım zaman gözükmezdir varsayılanda. Biz üzerine gelince gözükecek. Tamam mı? Gözükmezliğini yaptım. Şimdi üzerine geldiğinde işlem çalışmasını sağlamak var. Bunun için de JavaScript diyeceğim. Script. Bir tane script oluşturuyorum. Yazılımın üzerine geldiği zaman çalışacak bir metot tanımlamak istiyorum. Gelirim on focus. Focus üzerine geldiği anlamına gelir. On focus, on blur üzerine, aslında bu seçildiği focus anlamına geliyor. On mouse over vardı. Olmaz. O üzerine geldiğinde işte. On mouse over olayına giderim. Yazılım Y'si büyük olsun. A'sı büyük aç diyeyim. Buraya geliyorum bir tane function. Nasıl? Çünkü daha kolay. Ulara evet üzerine geldiğinde de direkt. Function nedir function? Yazılım aç diyorum. Var diyorum menu. Alt menü. Scope'u niye hocam yukarıda açıp diğerini aşağıya atıyorsunuz? Bunu otomatik yukarı atıyor. Ha
Ben yapmıyorum. Şunu. Alt menü. Yani tık üzerine geldi açılacak alt menüyü kastediyorum. Eşittir diyorum. Document nokta get element by id. Neydi onun adı? Yazılım alt. Yazılım alt. Seçerim. Alt menü nokta style nokta style nokta display eşittir blok derim. Blok. Oho. Gidelim, çalıştıralım. Yazılımın üzerine geldiğimiz zaman aşağıya yazılım menüsü geliyor. Üstünden çıkınca gitmiyor böyle. Açtı mı? Açtı mı? Açılır. Bir daha gitmez. Şimdi ne yapmak lazım? Bunun sağındakileri iteklemesini engellemek lazım. Daha doğrusu... Tamam. Ne yaptım burada? Şu, alt menüyü içeriden seçtim. ID ile get element by ID ile yazdım altta. Bakın burada UL'ye ne demişim? Nerede o UL? Ana menünün altında, yazılımın altındaki UL'ye demişim ki yazılım alt. Yazılımın alt menüsü anlamında. Geliyorum diyorum ki yazılımın alt menüsünü seç. Buna alt menü isimli bir değişkene at. Sonra bu alt menü değişkeninin stilinden display'ini blok yap. Display blok yap demek yukarıda display inandı ya. Gözükmez, gizli yapıyor. Blok da div gibi direkt oraya blok şeklinde koy anlamına geliyor. Gözükür hale gelmiş oluyor böyle. Görünür hale gelmiş oluyor. Varsayılarla gizlemek için yukarıya display nam yazdık. Onun dışında UL'nin o menünün altında olması önemli. Şurada baktığımızda bakın. Li yazılım menüsünün altında UL'yi açmışım. Gördünüz mü? UL yazılımla aynı divin içerisinde. Önemli olan noktalardan biri bu. Alt alta sıralatacağım evet şimdi. Yan yana gelmelerini engelleyeceğiz. Stille geliyorum diyorum ki ana menü altındaki li'lerin altındaki ul'nin altındaki li'ler evet uzunca bir tamlama oldu. Li'lerin float'ı nan herhangi bir hizalaması yoktur. Herhangi bir list stili yoktur. Başka ne lazım? Margin tire tapları iyidir. 5 pikseldir diye. Çalıştırdığımda neredesin mouse? Heh. Yazılımın üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi cengaver gibi açılıyor. Ayrıca bir menü olması lazım değil mi? Direkt divin kendisini açmaması lazım. Direkt divin kendisini genişletmemesi lazım. İçinde bulunduğu divi iteklememesi lazım. Efendi olacak, adam olacak, haddini bilecek menü dediği. Kökünü başka bir divi atsa. Yok, kökünü başka bir divi atmak o zaman çok ayrılmış olur. Diğerini tekrar ayarlamak falan sıkıntı. Şuraya gelip position absolute derim. Sen diğer içinde bulunduğun elemanları etkilemezsin diyelim. Senin de değerlerin kesin değerlerdir. Birbirine bağlı, relative, ilişkisel değildir. Başka bir div'e göre konumunu ayarlamasın. Burada duracağım dedim mi orada durursun dedim. Verdim gazı. O gazdan bayağı iş yapar o. Yalnız ama o hepsi üst üste gelir buraya verirsen ha. Bakın şimdi komik olacak. Ha. Aradan seçsin bulsun kullanıcı onun sorunu. Yanlış yere absolut verdik. Elemanların her birine absolut verince hepsi ayrı bağımsız sıfırdan başlamaya çalıştı. Position absolut elemanlara değil
ul'ye verilmeliydi. Ana menünün içindeki li'lerin içerisindeki ul'lerin position'ları absolüttür dedim, kesindir. Hı-hı. Şimdi de menünün üzerinde duracak muhtemelen bu bir kısmı. F5. İyi durmadı. C sharp, mi sharp. Böyle oldu. Sola yassı oldu. Biraz. Sağa yassı oldu. Sola yassı olmaz lazım. Sola yassı ama sağda duruyor. Ha evet. Margin tre left'i soldan margini eksi 20 piksel diyelim. Yetmedi. Biraz daha az uyarayım. Öbür ülkelere bakabilir miyiz hocam? Onlarda var mı? Bunlarda mı? Yok. Tamam. Yok. Şöyle yazılımdan, daha doğrusu bu divin içinden çıkınca gitsin diyeceğiz ama şu, bu niye böyle oluyor? Bu alt menünün şuraya da bir tane div still clear both dersek sanıyorum yine o grilik onu da etkileyecektir, devam edecektir. Yok, etkilemedi. Bunlara ayrıca yeniden gri mi ol diyelim. Yukarıda ayrıca tekrar o zaman buna background tre color gray diyeceğim. Gray'deyiz bugün. Ne yapacaktım? Bir de tam tersi işlemini de yapalım, araya çıkalım. Elemanların kendilerini ileri doğru iteklemelerinden dolayı bu böyle duruyormuş. Yani aslında şöyle, elemana eksi 50 vereceğimize şurada her bir elemanın margarin tire leftlerine 0, hatta bütün yok sadece leftlerine 0 piksel verirsek, 0'a piksel yazmasanız ne oluyor? Böyle oldu. Birazcık daha şey oldu. Margin tire left. Biz direkt alayına 0 verelim. Şunu da bozduk. Yazıları etkilemeye çalışmıyoruz şu anda. Yazıların hizaya gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Neyse biraz daha kendince düzene girmiş oldu. Şimdi bundan çıkınca menünün kapanması lazım, onu yapalım. Şurada li'ye on mouse over da yazılım aç dedik ya. On mouse out anında da yazılım kapa diyelim. T yok bakın, yazılım kapa. Yukarıya da geliyorum, bir fonksiyon daha. Bir function daha. Yazılım kapa. Ben kapama etiketini koyunca, şunu koyunca otomatikman bu yukarı kaçıyor. Utancından. Şunun aynısı, yine yazılımın alt elemanını seç diyeceğim. Sonra da he? Yukarıdaki yetim. Ha, sildin mi onu? Kesti yapıştı. Açılmaz hocam, kapanışını görsek yeter. Açılmadan kapatmaya çalışalım. Alt menü nokta
stilde nokta display iki nokta değil eşittir none nome efendim tabi kapamasını yapmazsan kapanmaz kendi kendine. Bakın şimdi donanım hakkımızda yer değiştiler. Ana sayfası işaretliye gitti, geriye kalan alt alta geldi. Stilde bir şeyi bozdu. Galiba herhalde sanırsam galiba. Voltaj düştü hocam. Neyin voltaj düştü? Flaşör. Şöyle yandan bir tane çakın ona bir. Hala. Çıkıt açalım hemen. Hemen tıkıt açalım. Mail atıyorum projeksiyon düzelsinler diye. Projeksiyon ellemeyin, pırpır yapsın. Bir de şu arıza nereden çıktı ona bakalım biz de. Yazılım kapa. Şunu bir iptal edelim. Bundan mı kaynaklanıyor? Yok, başka bir şeyden etkileniyor. JavaScript ile alakası yok. Bakın böyle bir durumda neyi değiştirdim? Aşağıya gidip on mouse out'u yazdım değil mi? Muhtemelen tırnağını kapatmamışımdır. Tırnağını kapatmayınca altındaki bütün elemanları bozduğundan dolayı kafası karışıyor. Düzeltirim. Geldi. Üzerine geliyorum, açılıyor, çıkıyorum, gidiyor, geliyorum, gidiyor, geliyorum, gidiyorum, geliyorum, gidiyorum. Gidiyorum, geliyorum, geliyorum, gidiyorum. Yazılımdan kaymadan donanıma geçersek hani böyle dışarı çıkmadan gidiyor mu yok? Sadece yazılım lisinin içerisinde durduğu için, kenar açık olduğu için bu şekilde açılır menü yapmış olduk. Yapamadık daha, boyanmıyor hocam. Nasıl boyanmıyor? Hani bunun üzerine gelince atası nasıl boyayacak? Ya üzerine gelmeyin. Açılsın.